Bugün Aziz Nesin'in Namus Gazı adlı eserinden İçip İçip Ağlama Romansı adlı öyküyü okuyacağım. Eser 1964 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yayınlanmış. Bu ikinci basımı 1969 yılına ait. İçip İçip Ağlama Romansı. Sarı Tahsin meyhanesinin önüne bu balık ağlarını dekor olsun diye asmadı. O mantarları da süs olsun diye koymadı meyhane penceresinin önüne. Onlar kendiliğinden öylece konulmuştu oralara. Burada her şey öylecene, her şey kendiliğinden. Balıkçı kayıkları da çakıllı kıyıya süs olsun diye çekilmemiş. Sarı Tahsin meyhanesini bile isteyerek, düşünerek deniz kıyısına kurmadı. Başka bir yer aklına gelmemişti de ondan. Bu kıyı kuytusuna saç, bez, çuval, teneke, oluklu saç, paslı teneke, eski varil, delik bidon, tahta, taş, kerpiç, katranlı kağıt, şuradan buradan eline ne geçtiyse topladı, sonra bunların hepsini birleştirip buraya bir meyhane kuruverdi. İki küçücük penceresiyle bir de kapısı var meyhanenin. Pencereden baktın mı, balıkçı kayıklarının kalkık burunları arasından ve asılı balık ağlarının arkasından karşı kıyıyı görürsün. Sarı Tahsin, manzarayı kapıyor diye balık ağlarını kaç kez kaldırtmak istedi de, kimi müşteriler karşı koydu. Meyhanenin her bir yanı sarmaşıkla sarılmış, salt iki küçük pencereyle bir de kapı kalmış sarmaşıkla örtülmeyen. Yedi veren kayısı gülü de bütün çatıyı sarmış. İki pencerenin önü çepeçevre hanım eliyle donanmış. Arka yan fil bahrilerle, yaban gülleriyle dolu. Meyhanenin kapısı önünde bir asma çardağı var. Altında altı masa durur. Güneş batıp da iyice gölge düştü mü, bütün masalar çardak altına çıkarılır. Burada her ne varsa hepsi kendiliğinden olmuş. Ta eskiden beri varmış gibi gelir insana. Sanki dünya dünya olalı beri bu meyhane işte böylece buradaymış da sonradan Sarı Tahsin gelip girmiş içine. Yolun gölge yanına sığınarak yürüyen delikanlı koleji bu yıl bitirdi. Ne olacağını bilemiyor. Belki Amerika'ya gidecek ama pek istemiyor orasını. Paris derler bir şehir varmış. Orasını daha çok çekiyor gönlü, iyi mi? Şiirler yazar, söyler ama kimselere okuyamaz. Bakarsan şöyle bir vurdum duymazın biri. Oysa içlidir, duyguludur. Bir kendince dünyası vardır içine dönük. Bu farfaralığı, durmadan konuşması, başkasına söz bırakmaması, dikkatini üstüne çekmekten çok öz kendini gizleyip dış kendini ortaya koymak isteyişinden. Kendisi de şiir yazdığı için şiir yazanlarla alay eder. Yalnızca ağlar kendisiyle kalınca. Ama üstelik başka bir ağlayan gördü mü alay da eder. Umursamaz görünüşlü delikanlının dudağı kenarından bir taze ot sapı sarkıyor. Arada bir ağzındaki ot sapını dişleriyle eziyor. Bir ıslık tutturmuş gidiyor. Güneşten, denizden, rüzgardan yanık derisi pul pul. Yoldan düz meyhane yoluna saptı. Kaba toprağı tozutarak indi. Hey Tahsin abi! Birkaç kez böyle seslendi. Çardak altındaki masalardan birine oturdu. Tahsin abi hey! Mahzen dehlizlerinden gelirmiş gibi meyhanenin tezgahından Sarı Tahsin'in sesi yankılanarak duyuldu. Sen misin Nuri? Yahu oğlum rakıyı boğazımda kodun, nedir derdin, ne bağırıyorsun? Birbirlerini görmeden konuşuyorlardı. Yahu müşteri geldi be! Kimmiş o müşteri? Ben müşteri değil miyim yani? Açan senin müşteri olmaklığına 10 fırın ekmek yemekliğin lazım. Ne biçim meyhane burası be? Oğlum zavurda mı orada? Boğazın her bir yanı meyhane. Burasını beğenmedinse çeker gidersin başka birine. Hadi al voltanı. Ben öyle mi demek istedim be Tahsin abi? Bir kadeh soğuk rakı getirecek kimse yok mu yani? Dur şimdi keyfimi kaçırma. Kendim içiyorum. Sadrazam gelse bozamam keyfimi. Sen meyhaneci değil misin yahu? Getir rakıyı be. Bana bak, meyhaneci olduksa babanın uşağı değiliz ya. Kalk da gel kendin al. Rakının yerini bilmez değilsin ya. Delikanlı loş meyhaneye girdi. Sarı Tahsin tezgahta demleniyordu.
Merhaba Tahsin abi. Ha şöyle, ilkin selamını ver. Sonra istersen silahını çek vur. Merhaba. İşte rakılar rafta. Al bir kadeh de doldur. Salata filan bir şey yok mu? Ne gibi? Yahu Tahsin abi yapma be. Burası meyhane. Ne gibisi var mı? Salata işte. Yani sen şimdi ne gibi salata istiyorsun? Domates salatası. O yok. Hıyar salatası? O da yok. Çiroz salatası? Yok dedik ya. Ne var peki? Git başımdan git. Kavun var mı? Kavun meze isteyen kolunun altına bir kavun alır getirir oğlum. Delikanlı kadehteki rakıyı içti. Yüzünü buruşturup yumruğuyla ağzını sildi. Peki öyleyse dedi. Ben gidip de bir şeyler alayım. Kavun, peynir, domates filan. Git getir ya, burası meyhane oğlum. Herkes elinde bir dolu zembille gelecek. Tekke desene şuna. Sarı Tahsin keyiflenmişti. Karadenizlice Karadenizlice gülüyordu. Delikanlı Sarı Tahsin'in meyhanesine döndüğü zaman hava yeni yeni kararıyordu. Masalarda müşteriler vardı. İki garson masalar arasında koşuşup duruyordu. Sarı Tahsin yine tezgahı başında demlenmekteydi. İki garson daha çok bu meyhanenin yeni müşterilerine hizmet ediyordu. Meyhanenin gedikli müşterileri bir yandan kendi işlerini kendileri görüyor, bir yandan da Sarı Tahsin'le şakalaşıp duruyorlardı. Bu gedikli müşterilerden biri evde yapılmış midye dolması getirmiş, iki midye dolmasını da Sarı Tahsin'in tabağına koymuştu. Kimisi kavun kesiyor, kimisi salata yapıyor, kimisi de kalıp buzu keserle parçalamaya çalışıyordu. Sarı Tahsin bu gedikli müşterilerine ''Yahu'' dedi. ''Herkes kendi gırtlağına düşmüş. Hiçbiriniz de şu Tahsin kulunun kadehine rakı koyayım demiyor. Bu dünyada insaniyetlik kalmamış yahu.'' Ay yüz yuvarlak. Ta karşıda. Nuri tek başına oturduğu masada boğazın karşı kıyı ışıklarına bakıyor ama baktığını görmüyor. İçiyor. Yanındaki masada da bir başına bir adam var. O da içiyor. Hem içiyor hem bir yandan ağlıyor. Dirseği masada, eli alnında durmadan ağlıyor, boyuna ağlıyor. Adam ağlıya ağlıya gözyaşı olup akıp gidecek, karışacak boğazın sularına. Delikanlı onun ağladığını görmemek için başı boğaza çevrik durdu. Ama merak etti biraz sonra yine ağlıyor muydu adam? Belli etmeden dönüp baktı. Evet, ağlıyordu. Gözyaşları önündeki kadehine dökülüyor. İçiyor kadehten bir iki yudum, yine ağlıyor ara vermeden. Bir insan nasıl bu kadar ağlayabilir? Saatlerdir ağlıyor. Delikanlı başını yine denize çevirdi. Ama merakını yenemeyip bakıyor arada yine adama. Adam öylecene kıpırdamadan bir eli alnında, dirseği masada, için için ağlıyor, bir tevi ağlıyor. Delikanlı kızdı ilkin, sinirlendi. Az sonra duygulandı, acıdı adama. Ne yapsaydı? İçeri girdi, tezgah başında içmekte olan Sarı Tahsin'e. Ya Tahsin abi, dedi. Yanımdaki masada bir adam var, illet etti beni yahu. Masaya oturdu oturalı hiç durmadan ağlıyor. Kim o adam Allah aşkına biliyor musun? Sarı Tahsin Karadenizlice bir güzel güldükten sonra ''Müşteri müşteri diyordun da kafa ağrıtıyordun ya'' dedi. ''İşte benim has müşterim o adamdır. Ayda iki ayda bir gelir, efendi gibi ağlar, içer rakısını gider.'' Delikanlı döndü masasına. Adam hala ağlıyordu içini çeke çeke. Başını öte yana çevirse de duyuyordu ağladığını. Gidecekti buradan başka meyhaneye, evine, başka bir yere gidecekti ama o adam yine orada ağlayacaktı. Duymazdı ya sesini. Duymaz mıydı? Duyardı. Bir başka türlü ağlayıştı. Bir kez duydun mu sesini, nereye gitsen artık hep duyarsın. Güzel gecenin tadı kaçtı. Herifin suratını bir yumruk mu atsa, yakalayıp boğazından iki eliyle sıksa da sustursa mı, yalvarsa mı? Yanına gitti. ''Affedersiniz beyefendi'' dedi. ''Cesaretimi mazur görün. Masalarımızı birleştirmekte sakınca var mı? Yoksa masama şeref verir misiniz lütfen?'' Bu türlü meyhane ağızlarını kolpaları öğrenmişti. Yaşlı adamlar gibi konuşulacaktı.
Ağlayan adam çok edepliydi. Ayağa kalktı. Estağfurullah. Emredersiniz, dedi. Delikanlının masasına geçti. Kalktığı masada bir rakı şişesiyle bir su şişesi, bir de kadehten başka bir şey yoktu. Delikanlı onları da alıp geldi, oturdular karşılıklı. Ağlayan adam boğaza bakmıyordu, aya bakmıyordu, başı avucunda ağlıyordu yine. Delikanlı onun da kadehini doldurdu. Şerefinize, dedi. Şerefinize efendim. Rakıyı dikti, alnını avucuna alıp kaldığı yerden ağlamasını sürdürdü. Bir şey emreder misiniz mezelerden? Teşekkür ederim efendim. Cevabını veriyor, yine ağlıyor. Sakalları birazcık uzamış, saçları da öyle. Boyun bağının düğüm yeri örselenip trifilleşmiş, iyice yıpranmış. Elbisesi eski ama özenli, gömleği temiz, saçları taralı, pantolonu ütülü. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ağlıya ağlıya akıp yok olup gidecek adam. Bir insanda bunca gözyaşı nasıl olabilirmiş diye şaşıyor delikanlı. Şerefinize beyefendi. Şerefinize efendim. Ağlıyor adam. Delikanlı hırsından tırnaklarını kemirmeye başladı. Affederseniz, sormak ayıp olmasın ama bağışlayın beni. Niçin ağlıyorsunuz? İçime dokundu da. Ağlayan adam anlatmaya başladı. Hem ağlıyor hem anlatıyordu. Anlatırken ağlamasını hiç kesmiyordu. Bütün anlattıkları 15-20 kelime içinde dönüp dolaşıyordu. Ben deniz her gece içip içip ağlarım efendim. Ben deniz ağlarım efendim. İçip içip ben deniz böyleyimdir efendim. Hep böyleyimdir. İçip içip ağlarım efendim. 25 yılımı sahnede geçirdim efendim. Tiyatrocuyum efendim. Bendeniz içip içip ağlarım efendim. Bendeniz Jön Premier'im efendim. 25 yıllık Jön Premier'im efendim. Bendeniz içip içip ağlarım efendim. Beethoven büyük sanatkar efendim. Chopin de, Shakespeare de büyük sanatkar efendim. Bendeniz de haddim olmayarak İcrai sanatkarım efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Shakespeare büyük efendim. Bendeniz de haddim olmayarak icrai sanatkarım efendim. Jön Premier'im efendim. 25 yıldır Jön Premier'im efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. 20 lira gündeliğim vardır efendim. Bendeniz her gece İçip içip ağlarım efendim. 20 liranın 10 lirasını patron içeride kor efendim. Tiyatroyu bırakıp gitmeyelim diye efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Haddim olmayarak biz de icrai sanatkarız efendim. Beethoven büyük efendim. Chopin büyük efendim. Shakespeare büyük efendim. Büyük sanatkar efendim. Ama bendeniz de haddim olmayarak icrai sanatkar efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Bir Aleksandram var efendim. Yani Aleksandram vardı efendim. Sonra Aleksandramız oldu efendim. Aleksandramız. Daha sonra Aleksandra oldu efendim. Aleksandra. Aleksandram. Aleksandramız. Aleksandra. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Aleksandram vardı bir gece karakolda. Biz karakolda bir gece. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Ben Jön Premier'im efendim. 25 yıllık Jön Premier'im efendim. 20 lira gündeliğim var efendim. 10 lirasını alırım. 10 lirası içeride kalır efendim. Tiyatrodan kaçmayalım diye efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Beethoven, Chopin, Shakespeare büyük sanatkar efendim ama bendeniz de haddim olmayarak icrai sanatkarım efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlıyorum efendim. Aleksandra bir gece karakolda Aleksandra'mız.
Sonra Aleksandra oldu. Bendeniz her gece içip içip jömpürür müyüm efendim? Yani 25 yıldır icraî sanatkarım. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Adam ağlıyor, konuşuyor, ağlıyor, konuşuyor. Sözleri hep bu 15-20 kelime içinde dönüp dolaşıyor. Ama bu kelimelere her seferinde ayrı bir ayrıntılı anlam katarak sanki büsbütün başka bir şey anlatıyormuş gibi söylüyordu. Ağlıyordu durmadan, anlatıyordu durmadan. Delikanlı onun niçin ağladığını anlamıştı artık. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Aleksandra, Aleksandra mısınız? Aleksandra, bendeniz. Anlıyorum efendim. Beethoven'da, Chopin'de ama ben de icraî. Anlıyorum efendim. 25 yıllık jöpreliyim. 20 lira, 10 lirası içeride kaçmayalım diye. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Delikanlı uyanınca evine ne zaman nasıl geldiğini hiç hatırlayamadı. Demek bütün bir gün uyumuş, akşam olmuş. Kalktı, sakal tıraşı olacaktı, olmadı. Yıkandı, giyindi, çıktı evden, Sarı Tahsin'in meyhanesine yöneldi. Daha erken asmanın altındaki masalardan yalnız üçünde müşteri var. Tanıdık garsondan rakı istedi. Garson, meze diye sorunca, istemez, yalnız rakıyla su dedi. Bu gece o da ağlayacaktı. Dirseğini masaya, başını avucuna dayadı. İyi. Üst üste iki kadeh rakı içti. Ağlayamadı. Dün geceki adamın dediklerini geçirdi içinden. Sarı Tahsin önünden geçerken, ''Ne oğlum Nuri?'' dedi. ''Nedir o?'' Ağlamaya çalışan delikanlının ancak gözleri dolmuştu. Sarı Tahsin, delikanlının yanındaki bir sandalyeye oturdu. Anlamıştı onun ne yapmak istediğini. Yine Karadenizlice güldü bir güzel. ''Sen vazgeç.'' Sen ağlayamazsın. Niye? Ağlarım işte. Oğlum ağlayamazsın. Ağlasan da onun gibi ağlayamazsın. Ayıp kaçar. O iş başka iş. O adam 25 yıldır ağlıyor be. Adamın mesleği ağlamak. Sen ağlayamazsın. Adamın gündeliği 20 lira. 10 lirası içeride kalıyor. Sen içtiğin rakının parasını babandan alıyorsun. Sen ağlayamazsın. Karadeniz dilinden gülüyordu Sarı Tahsin ki o gülüşe dayanılmaz. Hadi hadi dedi. Ye iç, ne zaman gideceksen git Amerika'ya da. Doktor mu olacaksın, mühendis mi? Ol da dön gel memlekete. O zamana kadar sağ kalırsan rakılar benden. Kalktı Sarı Tahsin. Delikanlı kadehi bir dikişte yuvarladı. Bendeniz her gece içip içip ağlayamam efendim. Ağlayamam efendim diye tekrarlamaya başladı ama ağlıyordu. Ağlayamam efendim. İçip içip ağlayamam efendim deyip durmadan boyuna ağlıyordu. Bir rahattı, bir mutluydu. Benim Aleksandram yok efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlayamam efendim. Bendeniz icraî sanatkar değilim efendim. 25 yıldır jönpürömiye değilim efendim. 20 lira gündeliğim yok efendim. Patron 10 lirasını alıkomaz efendim. Biz bir gece karakolda Aleksandram yok efendim. Bendeniz içip içip ağlayamam efendim. Ağlıyordu delikanlı. Yayına hazırlayanlar Atilla Kılıç, Ejder Çankayalı. Okuyan Atilla Kılıç.